Türkiye aslında çok ileri, tüketici bilinçli. Öte yandan bence yapmamız gereken, biraz daha ileri doğru baktığımızda yapmamız gereken, müşterileri biraz daha içgüdülerini, iç bakışlarını, onların psikolojilerini anlamak. Müşteriler ne istiyorlar? Neden böyle davranıyorlar? Evlerinde nasıl yaşıyorlar? Ne gibi hayalleri var? Kafalarının, kalplerinin içine girmek aslında. Ve eğer sistemler, markalar bunları yapabilirlerse, müşteriyle daha fazla farklı bir iletişim haline geçecekler. Şimdi Türkiye'de gördüğüm biraz daha sığ bu iletişim marka ile tüketici arasında. Marka diyor ki işte ürün budur, servis budur, memnun musunuz? Ama öte yandan siz kimsiniz, nasıl bir insansınız, nasıl hayalleriniz var diye sormaya başladığında marka o zaman tüketiciye açılmaya başlayacak. Diyecek ki benim isteklerim şunlar, şöyle bir hayalim var, şöyle bir gelecek düşünüyorum, ailem için, kendim için, dostlarım için, böyle bu iletişim daha da derinleşecek. Bunu söylemeye başladığında tüketici aslında markada farklı cevaplar vermeye başlayacak. Artık sadece alış satış, bu ürünü size veriyorum, geri alıyorum, bu değil de farklı hizmetler, farklı hayaller, bir hayal alışverişi, marka tüketicinin bir ortağı olmaya başlayacak. Ve bunun sonucunda tüketicinin markadan beklentileri artacak aslında. Yani diyecek ki hayatımı şöyle güzelleştir, şöyle rahat nefes almama yardımcı ol. Ve marka ile tüketici bir işbirliğine girecek. Bence Türkiye'deki tüketici ile markanın iletişimindeki gelecek bu. Buraya doğru ilerliyoruz. Ve işbirliğine girdiği zaman da tüketici ile marka, o zaman markanın sorumlulukları artacak. Topluma karşı sorumlulukları var markanın. Bunları yerine getirmeye başlayacak. Tüketicinin sesi olacak. O zaman bu işbirliği daha natürel bir hal alacak. Daha gerçekçi bir hal alacak. Sadece parayı verdim, alışveriş. Bizim dilimizde var zaten alışveriş. Karşılıklı bir takas. Ama bu daha duygusal, ruhsal bir boyuta varacak. Hayallere ulaşacak. Ve marka ile işte tüketici bir arada hareket etmeye başlayacaklar. Artık biz korkudan anksiyeteye kayıyoruz. Akan Hoca'nın da dediği gibi. Ve bu sadece Türkiye'de de değil, dünyanın her tarafında bir anksiyete var. Yani ne olacak? Bir belirsizlik var. Dünya çok hızlı hareket ediyor. Bu belirsizlikler ve çoklu denklemlerde tüketicinin markaya ihtiyacı var. Benim yaptığım araştırmalarda bulduğum markalar insanları, tüketicileri bir araya getirmeliler. Bu aynı bir zaman diliminde olabilir. Aynı anda tüketen, aynı markayı veya aynı ürünü tüketen, birbirini hiç tanımayan tüketicilerin bir birleşmesi olabilir. Ya da farklı zaman dilimlerinde ve aynı anda bir otelde kalan, aynı markayı kullanan tüketiciler arasında bir birleşim olabilir. Buradan bir bağ oluşturuyor aslında markalar. Ama bunun ötesinde de bak başkaları şunu yapıyor, şöyle hayatlar yaşıyor. Sana örnekler vereyim, rol model olarak alabileceğin başka tüketiciler var diye de markalar insanları birbirine bağlayabilir. Ama bu anksiyete arttıkça aslında tüketiciler şu soruyu soruyorlar. Ben yalnız mıyım? Ve burada nasıl bir hayat yaşamalıyım? Nasıl davranmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim hayatta? Bu sadece ürün tüketiminde değil. Aslında hayatı yaşarken, kariyerimde, mutluluğumda neyi takip edeyim, nasıl mutlu olurum sorusunu sordukları zaman başkalarından haber almak istiyorlar. İşte bence markaların sorumluluğu burada başlıyor ve derinleşiyor. Geleceğin markaları tüketicilere bunları paylaşmak zorundalar. Veya tüketicilere ya sadece kendi hayatınıza bakmayın. Bakın örnekler var çevrenizde, size benzeyen, sizin gibi düşünen insanlar var. Onlara bakın, şöyle bir şeyler olabilir, bunlardan örnek alın demeli markalar. Ve buradan da aslında bence en önemli olan markaların güven endeksini arttırması. Güven derken birkaç güvenden bahsediyorum. Bir, marka dediğimiz şey aslında insanla başlıyor. Birey de bir markadır. Evde bir markayız. Birbirimizle iletişimde bir aile markası var. Aile içindeki ilişkiler var. İş yerindeki ilişkilerimiz var. Sevdiğimiz arkadaşlarımızla bir ilişkiler var. Bu kötü anlamda markalaşma değil. İnsan olarak markalaşma. Ve bu markaların birbirine çekimi, birbirine güvenli olarak hayatta hani kol kola belli amaçlar uğruna beraber hareket etmeleri. Böyle bir güveni markalar sağlamalı ve bence tüketicilere yol göstermeliler. Öte yandan markalar tüketiciler arasındaki hiç tanımadıkları insanlar arasındaki güveni de sağlamak zorundalar. Ya biz beraber hareket edeceğiz, hiç tanımadığım bir insana da aynı amaçlar uğruna işte geri dönüşüm projelerine katılacağız, daha ekonomik hayatlar yaşayacağız, daha yeşil hayatlar yaşayacağız. Bunu yapabilir miyim? Kendi başıma yapamam ama marka bana bir güvence veriyor.
senin gibi başka insanlar da var diyor. Bunları bir araya getiriyor. Bu güveni sağlamak zorunda. Ve markalar sadece insanları mutlu etmek değil, bu insanları bir araya getirip güvenle, güven endeksini arttırarak, mutluluk endeksinin de üstünde bence bu, arttırarak toplumları bir araya getirmeli. İnsan, toplum vicdanı oluşturmalı. Ayrıştırmak yerine birleştirmeli. Artık markanın sadece iyi bir ürün satması, kaliteli bir servis vermesi, işte sonradan olayları toparlaması bunlar yetmiyor. Çok farklı sosyal sorumluluklar taşıyarak hem bireyi hem toplumları motive etmesi lazım. Ve ancak markalarla işbirliği yaparaktan biz aslında hayal ettiğimiz toplumlara ulaşabiliriz.